Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar, 2023 yıllık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili kovalar, bu yıl büyüyorsunuz, olgunlaşıyorsunuz ve daha güçlü hedefler oluşturuyorsunuz kendinize. Çalıştınız, çabaladınız, zaman zaman çok zorlandınız. Bu yıl bunların sonuçlarını alıyorsunuz. Daha keyifli, daha geliştirici, hayattan daha zevk alabileceğiniz çok önemli bir yıl. 2023 yılı başlıyor. Evet, şimdi detaylara bakalım. Yıl genelinde tabii ki aylık, haftalık, günlük videolarımızla size yol göstermeye devam edeceğim. Bu yıllık bir video. Yıllık olduğu için çok genel etkilerden bahsediyoruz bu videoda. Özellikle yıla daha keyifli, özgüvenli, cesur, iyimser başlayacağınızı söyleyebilirim. Çünkü Jüpiter Koç burcunda olacak. Jüpiter aslında 2022 yılında da Koç burcunu ziyaret etti. Mayıs'la Ekim arasındaki dönemde. O dönemde bazı fikirler, düşünceler oluşmuş olabilir sizde. Ya da bunları hayata geçirmek için herhangi bir eylem planı da oluşturmuş olabilirsiniz. Harekete geçmiş olabilirsiniz. 2023'ün Mayıs'ına kadar olan dönemde hızlı bir şekilde Jüpiter Koç burcundaki yolculuğunu devam ettirecek. Bu fikirler olgunlaşırken hayata daha rahat geçebilir. Siz de kendinizi ifade edebilirsiniz. Her türlü kişisel girişim alanında yıl bence çok güçlü başlıyor. Çünkü Satürn de 7 Mart'a kadar olan dönemde burcunuzda ve artık son derecelerinde ilerliyor olacak. 2,5 yıldır yaptığınız çalışmalarının sonuçlarını alabileceğiniz bir dönem. Tembellik etmediyseniz, çalıştıysanız, çabaladıysanız, bir şeyleri böyle inşa etme, kurma aşamasındaysanız artık Satürn burcunuzdan ayrılmadan önce size ödül verecek. Bunu unutmayın lütfen. Şubat ayı çok verimli görünüyor bu anlamda. İşte Venüs'ün de desteğiyle beraber bir yandan Satürn burada, Jüpiter zaten Koç burcunda 3. evinizde, dikkat çekebileceğiniz bir süreçtesiniz. Oluşturduğunuz yapılar, kurduğunuz hazırlıklar, yaptınız, burada adı artık başlangıçlarda bulunabilirsiniz, adımlar atabilirsiniz ve bunları dış dünyaya daha rahat duyurmaya başlayabilirsiniz. Sosyal çevreniz, yakınlarınızda olup bitenler, özellikle yakın çevre ilişkileriniz de güçleniyor. Haberleşme ve iletişimle ilgili her türlü konu güçleniyor. İşinizin tanıtımı, reklam, promosyon, internet üzerindeki çalışmalar, sosyal medya üzerindeki çalışmalar, dijital alanlarda yapacağınız her türlü çalışma, sosyal medya, basın, yayın çalışmaları gibi alanlarda açılımlar var, yenilikler var. Yani bunlara daha özgüvenli bir şekilde yaklaşabilirsiniz. Akrep boğa tutulmaları bu yılda devam edecek. 2022 sizin için aslında hayatınızda bir düzen kurmakla çok uğraştınız. Hani bunlar hayatınızın ana dinamikleriyle ilgiliydi. İşte hayatınızda bir iş kurmak, kariyer kurmak, yuva kurmak, artık ailenin o kanatları arasında ayrılıp büyümek için, yetişkin olmak için adım atmak ya da aile sorumluluğu alıp belki bir iş sorumluluğu almak için önemli yapılar kurdunuz, çalıştınız, çabaladınız. Zorluklar da vardı, kısıtlamalar da vardı ve sizin kontrolünüz dışında birçok şeyle de mücadele ettiniz. Bu yıl geçtiğimiz yılın etkileri devam etmekle birlikte artık bir sonuca da ulaşıyor ve doğru adımlar attıysanız, doğru tohumlar attıysanız toprağa, gerçekten çok bereketli ürün alabileceğiniz, büyüyebileceğiniz de bir yıl 2023 yılı. Nitekim tutulmalar da artık Akrep Boğa'dan yavaş yavaş Koç Terazi aksına geçecek bu yıl. Çünkü ay düğümleri Temmuz'dan itibaren Koç ve Terazi'ye kaymaya başlıyor. Hatta Koç ayın Koç burcundaki ilk tutulmayı Nisan'da yaşayacağız. 20 Nisan'da Jüpiter etkili bir tutulma. Bu size güzel bir fırsat getirebilir. Güzel bir iş fırsatı, bir ticari konuda bir açılım, işbirliği fırsatı ya da bir genç kovaysanız bir eğitim fırsatı olabilir. Her türlü internet, iletişim, sosyal medya, eğitim, öğrenim, iletişim, yani bu alanlarda da size fırsatlar sunabilecek. Hatta yurt dışı ve uluslararası alanda, her türlü dünyaya açılan alanlarda daha fazla fırsatla karşılaşabileceğiniz bir dönemden bahsediyoruz. Mart'ın ilk haftası da Venüs-Jüpiter kavuşumu, güzel bir dönem. Bu yıl eğer bir aracınız yoksa gerçekten otomobil alabilirsiniz. Mart-Nisan dönemi bunun için iyi fırsatlar var. Her türlü böyle elektrik, elektronik araç gereçler, iletişim cihazlarında da yine önemli adımlar atabileceğiniz, kararlar verebileceğiniz bir yıl. Ve 16 Mayıs'tan itibaren Jüpiter Boğa burcuna geçecek. 16 Mayıs'tan sonra evet, şans farklı bir alana geçiyor ama
dördüncü evinize, yani aile yuva alanınızı daha fazla bereketlendirmeye başlayacak. Evden çalışan birçok kova için bu dönem evdeki işlerini, hani ufak ufak başladığınız işler olabilir geçtiğiniz 1-1,5 yıllık süreç içerisinde, işte evden yaptığınız işleri büyütebilirsiniz. Bunlar hani internet üzerinden yapılan işler de olabilir örneğin. Bununla bağlantılı belki teknolojik bazı yapılandırmalar içerisinde de olabilirsiniz ya da işinizin biraz daha dijital altyapısını büyütebilir, geliştirebilirsiniz. Daha sağlam yapılar kurabilirsiniz. Yaşam alanlarınızda bir iyileşme olabilir. Mesela ofisinizde ya da evinizde daha büyük bir eve taşınma gibi bir isteğiniz varsa 16 Mayıs'tan itibaren bu imkanlar da artmaya başlıyor. Yılın geri kalan 6 aylık dönemi içerisinde ev değiştirme, büyük bir eve geçme ya da ofisinizin rahatını, konforunu arttırma, işte emlak alma gibi alanlarda şanslısınız. Aslında her türlü toprak yatırımı, emlak yatırımı, işte değerli metaller olsun, bu tarz konulardaki yatırımlarda 16 Mayıs'tan itibaren daha fazla destek alabilirsiniz sevgili kovalar. Sevgili kovalar, 2023'te sizin için de çok önemli olacak önemli bir gezegen değişimimiz var. Jenerasyon gezegenimiz Plüto 23 Mart'ta Oğlak Burcu'ndan ayrılıp Kova Burcu'na geçecek. Burcunuza merhaba diyecek. Evet, tabii ki bu önemli ama sadece bu yılla sınırlı değil. Bu yıl sadece Kova Burcu'nun 0 derecesinde 11 Haziran'a kadar bulunacak. 11 Haziran'dan sonra tekrar Oğlak Burcu'nun son derecelerine gerileyecek. Asıl Kova Burcu'ndaki yolculuğu 2024 Ocak'ta başlayacak ve bu 20 yıl sürecek, 2044'e kadar. Plüto jenerasyon gezegeni, toplumları değiştiren, işte bilimsel, kültürel yapılar, yönetimsel yapılar, siyasi yapılarda, ekonomik yapılarda önemli dönüşümler getiren, daha evrensel, daha insanlığı etkileyen konularla ilgilidir. Bireysel hayatlarımızda da tabii ki özellikle doğum haritalarımızdaki geçişlerine göre önemli hale geliyor. Güneş üzerinden geçmesini çok önemsiyoruz doğal olarak. Yükselen kovalar içinde, güneşi kovalar içinde çok önemli bir dönem. Bu 20 yıl sizi tamamen değiştirecek. Kişiliğiniz değişecek, hayatınız değişecek ve bu dönüşümleri kökten yaşayacağınız hayatınızda önemli baskılar da hissedebilirsiniz. Bu yıl sadece 0 derecede olacağı için doğum günü özellikle 20-21 Ocak olan, daha çok işte 20 ile 23 Ocak arası olan kovalarımızı etkileyebilir güneş derecesi olarak. Yükselen burcuda 0 ile 3 derece arası olan kovalarımızı biraz etkileyebilir. Ancak tabii ki bu yıl özellikle Mayıs ayında biraz daha toplumsal etkilerini hissedebiliriz bu Plüton'un. Boğa burcundaki Jüpiter'le de kare açı yapacak ve yine Mayıs ayının 20-21'i gibi Aslan burcuna geçen Mars da bu açıya katılacak. Sert bir açı dinamiği var gökyüzünde. 16 Mayıs-25 Mayıs arasında özellikle etkileşen sabit burçlarda olduğu için siz de bir sabit burçsunuz. Bu tabii biraz baskı yaratan bir durum. Manipülatif durumlar yaratabilir. İlişkilerinize daha sakin yaklaşmak lazım. İşte ailevi konular, ebeveynler, onların sizden beklentileri artabilir. İlişkilerinizin, eşinizin, partnerinizin beklentileri artabilir. Daha talepkar olabilir mesela. Bu sizin üzerinizde güçlü bir baskı yaratabilir ve tabii ki bir değişim için, bir dönüşüm için de bir kırılma noktası olabilir bu. Daha çok hani finansal alanlarda baskılar olabilir, yönetimsel anlamda ya da doğa olaylarını bile tetikleyebilecek bir etkiden bahsediyoruz. Bireysel olarak çok fazla etki hissetmeyebilirsiniz. Bu tamamen hani kişisel haritalarınızdaki gezegenlerinizin derecesiyle ilgili. Çünkü 0 derece üzerinde olacak bu etki. Daha çok ilk dereceleri, İlk 3 dereceyi güçlü bir şekilde etkileyebilecek bir tesirden bahsediyorum. Evet, ama tabii ki Plüton'un Kova'daki yolculuğu önümüzdeki 20 yıl devam edeceği için bu sizin için kuşkusuz hayatınızın bu dönemi önemli. 284 yıllık bir döngüsü var ve her burç mutlaka bu transiti yaşamıyor. Yani hayatınız içerisinde burcunuzla birleşen, güneşinizi etkileyen bir Plüto transiti varsa kuşkusuz bu sizin için çok önemli bir etki, önemli fırsatlar da getirebilir tabii ki. Çünkü Plüto güç demek. Güçlü, yani sizi güçlendirecek bir döngüye giriyorsunuz her anlamda sevgili kovalar. Evet, bu yıl Eylül'den sonra özellikle Ekim dönemi de tutulma döngümüz olduğu için yılın yine önemli bir dönemi. Ekim'de 14 Ekim'deki terazi burcundaki
Güneş tutulması yurt dışı ile ilgili konularda, uluslararası alanda güçlü etkiler getiriyor. Bu bir güzel bir seyahat fırsatı da getirebilir. Yine her türlü uluslararası çalışmalarınız, yurt dışı bağlantılı işleriniz, medya, basın, yayın, iletişimle ilgili alanlar, akademik konular, belki hukuksal bazı işleriniz, yasal süreçlerinizde önemli bir kapı açabilir size. Bazı önemli etkiler getirebilir. 28 Ekim'deki Boğa burcundaki ay tutulması artık Boğa burcundaki son tutulma. Bu tutulma son 1,5-2 yıllık süreç içerisinde ev, yuva ve genel düzeninizle ilgili henüz bir etki olmadıysa, 28 Ekim'deki bu Boğa tutulması ev ve yerleşim alanınızla ilgili son dokunuşu yapılacak artık. Yani hep böyle bir taşınma konunuz var, işte bir ev alayım satayım gibi bir mevzunuz varsa bu artık tamamlanıyor. 28 Ekim'deki tutulmayla beraber birkaç aylık süreç içerisinde bunlar hayatınızda bir sonuca ulaşabilir, netleşebilir. Aile ve ebeveynlerle ilgili bazı dinamikleriniz de olabilir tabii ki. Onlarla ilgili konularda özellikle Ekim ve Kasım aylarında sizin için biraz daha belirleyici olabilir sevgili kovalar. Ve büyük öğretmen Satürn bu yıl burç değiştiriyor. 2020'nin aralığında Kova burcuna, sizin burcunuza geçişini yapmıştı biliyorsunuz. Hatta Jüpiter Satürn büyük kavuşumuyla başlattı bu hareketini. Bu yıl artık burcunuzdaki son hareketlerini yapacak Ocak, Şubat aylarında ve 7 Mart'ta burcunuzdan ayrılıyor sevgili kovalar. Balık burcuna geçecek. Tabii bu güzel bir başarı getirecek size. Çünkü bu 2,5-3 yıl sizi yordu. Dersler verdi, öğretti. Bir şeyleri inşa ettiniz, çalıştınız, çabaladınız. Disiplinli ve sorumlu davrandıysanız kuşkusuz burcunuzdan ayrılmadan önce size önemli bir başarı getirecek. Ödülünü vermeden gitmeyecektir. Bunu unutmayın. 7 Mart'tan itibaren Balık burcundaki yolculuğu başlayacak. 2026'ya kadar sürecek bu döngü ve 3 yıllık bir süreçten bahsediyoruz. İkinci evinize gelecek. Şimdi Satürn olan yerde tabii ki dersler var, sıkıntılar var, sorumluluklar var. Ama Satürn sizin yönetici gezegeniniz olduğu için siz bu enerjiye alışıksınız. Satürn aslında öğretir, dersler verir ve güçlendirir. Para alanınızı güçlendirecek ve bu alanda size dersler verecek ve disiplinli davranmanızı isteyecek. Yani para kazanıyorsunuz, kazançlarınızı daha doğru harcamanız, daha düzgün bir şekilde hani o para alışverişini yönetmeniz için sizi bir disiplin altına alacak. Zaman zaman para kaynaklarınızı biraz kısıtlayabilir ya da bir düzene koyabilir. Siz de daha düzenli, daha planlı hareket etmek zorunda kalabilirsiniz. İş ve para kazanma konularında da disiplin verebilir tabii ki. Artık kendi paranızı kendiniz kazanmanız, bir değer üretmeniz için daha fazla teşvik etmeye başlayacak sizi. Bunu bu yıl hissetmeyebilirsiniz. Yani biliyorsunuz 2026'ya kadar devam eden bir etki. Haziran ayı güzel tesirleri var Satürn'ün. Jüpiter'le güzel bir açısı olacak. Yani paranızı doğru değerlendirme, doğru bir yatırım yapma, emlak, gayrimenkul yatırımı, toprak yatırımı gibi bir konuda destek alabilirsiniz. Aileden parasal destekler alabilirsiniz. Ya da daha önceden yapmış olduğunuz bazı yatırımların güzel geri dönüşleri olabilir. Bunun için değerlendirebilirsiniz sevgili kovalar. Evet, yılın geneline şöyle bir bakarsak, bu yıl 2022'nin devamı niteliğinde ama daha tamamlayıcı, sizin için daha sonuç verici bir yıl. Satürn artık burcunuzdan ayrılıyor ama yaptığınız çalışmaların karşılığını veriyor. Ödüllerini de size sunarak burcunuzdan ayrılıyor sevgili kovalar. Ev, yuva alanlarınızda, aile alanlarınızda mutluluk ve gelişme imkanları var. Büyüme imkanlarınız var. Bu yıl daha fazla yolculuk, daha fazla iletişim, medya, yayın gibi her türlü zihinsel gelişmeler, eğitim ve kültürel anlamda gelişme fırsatlarını da size sunuyor sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı, mutlu, başarılı, güzel bir yıl dilerim. Hoşça kalın.